efendim, herkese günaydınlar. İlk seansa hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Evet, yine borsayı açmaya hazırlandığımız yeni bir gün. Haftanın ikinci işlem günü. Dün piyasalar yemyeşildi bildiğiniz gibi. O yüzden moraller de biraz yüksekti. Biz endeksi dün 1459 puan seviyesinde kapattık. Tam aslında 60 gibi üstünde kapatmıştık ama eşleşme sonrası bir tık daha altında kapanış gerçekleşti. Şimdi önemli olan bugün. Bugün de şöyle bir piyasalara baktığımda aslında birazdan paylaşacağım sizlerle ama yine yeşil bir güne başlayacağız. Onun habercisi olayım hemen şimdiden. Viyop tarafına bakıyorum. 1586 puan seviyesindeyiz. %0,43'lük bir yükseliş var. Peki şunu da merak ediyorum. Piyasa bu açılıştan, Borsa İstanbul'un haftanın ikinci işlem günündeki açılışından ne bekliyor? Tabii bu anketi Forex'ten alıyoruz. Forex anketine baktığımızda bugün ankete 39 analiz katılmış. 38'i pozitif, bir tanesi negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahmine baktığımda 4,43 puanlık Borsa İstanbul'da bir yükseliş bekleniyor açılış itibariyle piyasa profesyonelleri tarafından. Peki dün Borsa İstanbul'u nerede kapatmıştık bunu söyledim ama bir daha rakamlara dönelim. Vereceğim tabii bazı detaylar var. Evet, 1459 puan seviyesinde kapattık ama biliyorsunuz borsa bazlı hareketler devam ediyor. Şimdi günlük işlem hacimlerine baktığımızda BIST 100 endeksinde dün Garanti Bankası'nı gördük. Şişecam, Türk Hava Yolları, Sasa gibi hisseler vardı hacimlerde ilk sırada. Bununla birlikte payların endekse etkisine baktığımızda dün endekse en çok etki eden paylarda Şişe, BİM, Garanti Bankası, Akbank ve Sabancı Holding'i gördük. Bunun haricinde negatif tarafta kapatan, hem endeksi aşağıya çeken hem de endekse göre negatif tarafta ayrışanlarda ki dün kapanışta da gün sonu programında aktarmıştım. AXA vardı, Coca-Cola, Ford Otomotiv, Airbus ve Turkcell gibi paylar vardı. Evet, şimdi endeksteki tabii açılış rakamlarını bekliyoruz. O yüzden rakamlarımızı tekrar dönelim. Dolar Türk Lirası'nın seyrine bakalım. 8.42 seviyesindeyiz. Piyasalar Jackson Hole'a odaklanmış durumda ve bu noktada da dolar endeksi 93'ün altında. Bunun hatırlatmasında geçiyorum. Euro Türk Lirası 9.90 oldu tam biz konuşurken. Sepet kuru 9.16. Gram altın fiyatları 488 lira seviyesinde. Evet, kur geri çekiliyor ama ons altın kendini 1800 doların üzerine atmayı başardığı için gram altının fiyatını burada dengeliyor. Bunu da notlarımıza aktardıktan sonra biraz endekslere bakalım isterseniz. Şimdi Asya ile başlayacak olursam aslında görünüm oldukça pozitif. Şimdi bu pozitif görünümde şöyle bir bakıyorum tüm piyasalara. Aşağı yukarı Çin'den Japonya'ya, Hong Kong'dan Güney Kore, Kospi'ye, Hindistan Sensex'e kadar hemen hemen tüm borsalarda pozitif bir tablo var. Bugünkü yükselişin de bağlandığı bazı nedenler var. Özellikle dün bildiğiniz gibi haber gelmişti. ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi, yani FDI diyoruz biz ona, Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen COVID-19 aşısının kullanımına tam onay verdi. Artık tam onay aldı. Aşı olmak istemeyenler ya da aşıdan çekinenlerin de artık çok da elinde bahane kalmadı diyelim. Bu nedenle bu yükselişler, piyasadaki bu iki günlük momentumun bir diğer nedeni de buna bağlanıyor. Diğer taraftan tabii Jackson Hole beklentisi. Asya pozitif dedik. Peki ABD vadeliler nasıl? Bir de oraya dönelim. ABD vadelilerle de yine aynı tabloyla karşılaşacağız ve geldi. Dow Jones'tan S&P'ye, S&P'den Nasdaq vadeliye baktığımızda oralarda %0,33, %0,23, %0,31'lik gibi yükselişler görüyoruz. Yani yine yeşil bir gündeyiz. Tabii bununla birlikte hep ABD vadeleri verirken bir yandan da korku endeksi, yani volatilite endeksi de sizlerle paylaşıyorum. Aşağı yukarı orada da 17'li seviyelerdeyiz. Bir miktar volatilitenin dindiğinde söyleyeceğim. Bizi biraz endişelendiren 20'li 21'li seviyelerin üzerine çıkması. Orada biraz daha volatilite artıyor çünkü. Peki tahvil faizleri diyelim. Bir de tahvil faizlerindeki son duruma bakalım bu durumda. Şimdi ABD 2 yıllıklarında bugün %7'nin üzerine bir yükseliş var. %0,23 seviyesine çıktı. 10 yıllıklarda %1,84'lük yükseliş var. %1,27 seviyesini görmüş oldu böylelikle ABD 10 yıllıkları. 30 yıllıklar ise %1,5'luk yükselişle %1,89 seviyesinde. Ve kıymetli metallere bakacak olursak az önce zaten bir önden girizgah yapmıştım ons altına 1800 doların üzerinde diye. Dün tepkiler geldi, gümüşe de geldi. 23 dolara yakın seviyelerde, özellikle 23-30'larda biraz biliyorsunuz dengelenmişti gümüşte. Gümüşte de bugün hafif satışlar olsa da dün gerekli tepkiyi verdi diyebilirim açıkçası. Paladyum ve platin de dün
inanılmaz güzel fiyatlamalar vardı. Bugün baktığımda Palladium %0,65 yukarıda, Platin %0,43 aşağıda. Bununla birlikte bakır fiyatları ise %1 oranında yine yukarıda. Fiyatlar geldi. Son bir petrol tarafında ben size rakamları aktarayım ama borsayı açacağız bir yandan. Petrol fiyatları da toparlanıyor. %1'e yakın artı, 68,5, yani neredeyse 69 dolara kadar dayandı. 66 dolarlardan başlattığı hareketle diyeyim daha çok. Ki daha da altını görmüştük. Evet, öncelikli olarak bugün haftanın ikinci işlem günü. Borsa İstanbul'u açıyoruz. %0,40'lık yükselişle açıyoruz. İlk söyleyeceğim şey, herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Güzel bir seans olsun inşallah herkes için. O yüzden biz dönelim isterseniz burada neye bakalım? Hemen bir alt endekslere bakalım. Alt endekslere baktığımda bankacılık endeksi güne %0,43'lük yükselişle başlıyor. Sanayi endeksi %0,36'lık yükselişle başlıyor. Holding endeksi %0,40'lık yükselişle başlıyor. Ve ulaştırma endeksi ise %0,47'lik yükselişlere işaret ediyor. Bugün bir miktar teknoloji endeksinde yatay negatif bir seyir görüyorum. %0,06 kadar aşağıda başladı çünkü. Şöyle bir bakalım. Bugün BIST 30'a bakacağım. Bir de BIST 100'e bakacağım. Düşenler, çıkanlar diye. Şişe var. %0,11'lik düşüşle başlayan. Sadece BIST 30'un içerisinde bugün negatif açan tek hisse. O da artık bu kadar koştu. Kimse de hani kızmaz şişeye diye düşünüyorum. Yani günlerdir o kadar iyi performans gösterdi ki. Bugün bu kadarcık negatif açılış için yatırımcısına çok üzüleceğini düşünmüyorum açıkçası. Tabii önemli olan bugünkü fiyatlamalar. Peki. Geri kalan hemen hemen diğer 29 hissenin tamamı pozitif açılıyor dedik. Sadece Vestel yatay. Onun haricindekilerin hepsi pozitif. İlk sırada Sasa'yı görüyorum. Yapı Kredi, Doğan Holding, Kardemir, diye bu liste devam ediyor. Şimdi ekranlara bir de BIST 100'ü alalım. Tabloyu genişletelim. Sevgili arkadaşlarım da zaten paylaştı. Peki BIST 30'u verdik. BIST 30'da şimdi çünkü daha küçük bir tabloya bakıyoruz. Biz orada Sasa dedik, %1 primle en iyi açılan, ama biz bu tabloyu genişletip BIST 100'e baktığımızda bugün rekor Bursan Yatırım'da. Bursan Yatırım güne %3'lük yükselişle başlıyor. Vestel tarafı yatay dedik mesela BIST 30 tarafında, ama Vestel beyaz eşya %2'ye yakın primle başlıyor. Ardından biliyorsunuz İhlas grubu da, İhlas Holding de BIST 100'e dahil olmuştu en son yapılan değişiklikle. İhlas'ın %1,75'lik yükselişe güne başladığını görüyoruz. Verisa Holding %1,5'a yakın artı, İhlas Gayrimenkul %1 artı, Sasa'dan az önce BIST 30'da bahsetmiştim en iyi performansla açılıyor diye. Ayrıca BIST 30'un dışında kalanlarla Cemaş, Türkiye Sigorta, Galatasaray, Yapı Kredi'yi söyledik, Doğan Holding'i söyledik, Oday, Selçuk Eczacı Deposu gibi hisseleri olduğunu da söyleyelim. BIST 100 içerisinde hemen ben bir de şuna bakacağım aslında. En negatif tarafta açılanlara bakıyorum. Ha, şaşırtıcı bir durum var şimdi bu durumda. BIST 100'ün içerisine baktığımda şişe dışında BIST 100'de negatif açılan bir hisse, eğer yanlışım yoksa, evet, bir kez daha listeyi yeniliyorum, göremedim. Yani zaten BIST 30 hissesi, şişeden bahsetmiştik az önce. BIST 100 içerisinde sadece şişe negatif tarafta açtı. Ben buradan peki ne anlıyorum? Ben buradan aslında bugün ufak da olsa, yani çok ciddi, inanılmaz anlamda bir pozitif açılış yapmıyoruz ama genele yayılan bir alış anlıyorum. Yani BIST 100'deki hisselerin tamamına yayılan bir alış söz konusu. Hadi bir de günün öne çıkan başlıklarına bakalım. Sonra değerli Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamızla bugün çok sevdiğim, çok önemli bir konu konuşacağız çünkü. Türkiye'ne baktığımızda COVID vaka sayısı aşağı yukarı 18.857 kişi olarak açıklandı bir önceki gün, ama buralarda biraz dengelendi. Bizi üzen vefat sayısındaki artış maalesef. 232 vatandaşımız, 232 can kaybı yaşandı. Vefat sayısının artıyor olması bir yandan üzücü. Biden'dan özel sektöre aşı zorunluluğu çağrısı var. Az önce zaten aşıyla ilgili çok önemli bir haber paylaşmıştım. Yine Georgieva'dan CDR tahsisi ilave likitte sağlayacak açıklaması geldi dün. Ayrıca Biden'ın ekonomik ajandasının yasalaşması oylamasına da böylelikle red var. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Günlüğüne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Peki bu hafta neler olacak? Bir de onu konuşalım. Şimdi baktığımızda aslında piyasalar Jackson Hole toplantısına odaklanmış durumda. Jackson Hole toplantısı hep piyasada konuşuluyor ama ben bir kez daha tarihi hatırlatayım. 26-28 Ağustos'ta yapılacak. Bunu notlarımıza ekleyelim.
Ağustos'un da aslında en önemli gelişmesi olacak. Bugünün gündemine baktığımızda Almanya tarafında gayri safi yurt içi hasıla verilerini takip ediyor olacağız. Bugün aynı zamanda ABD'de konut satışları verisi de takip edilecek ve gözler tabii ki Afganistan'da. Çünkü hakikaten ülkeler Afganistan konusunda net bir anlaşmaya varamıyor. Bununla ilgili de G7 liderleri Afganistan için bugün toplanıyor olacak. Detayları sizlere aktarıyor olacağız. Endeksi açtık. Vestel, Şişe, Medical Park ve Gübre. BIST 100 içerisinde şu an hemen açılış itibariyle negatife geçenler. Evet, şimdi hemen buradan dönelim Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamıza. Bir kere önce bir hocama merhaba diyeyim de. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Perihan Hanım. Hocam merhaba diyeyim, sonra konudan bahsedeyim diyecektim. Şöyle tamam. Biz şimdi bir piyasa özeti tabii ki geçeceğiz hocamla. Ama bugün benim çok sevdiğim, sıkça da soru aldığım bir konuyu konuşacağız. Geçen haftadan sözümüz vardı. Temettü yatırımcılığını konuşacağız. Temettü yatırımcılığına dair merak edilen bana birçok soru geldi. Merak ettikleriniz varsa Twitter üzerinden direkt bana yönlendirebilirsiniz. Bol bol bu konuyu zaten masaya yatırıp bugün hocamla sohbetini yapıyor olacağız. Temettü yatırımcılığı nedir? Ne yapmak lazım? Nasıl yapılır? Nasıl bir strateji çizmeniz lazım? Hangi hisselere yatırım yapmanız lazım? Her birini konuşacağız. Hocam buraya izninizle şimdi bir virgül koyuyorum. Bir dönüyorum piyasaya. 1465 puan seviyesindeyiz. Genelde atıf bulunduğunuz seviyeler burası. Ama fazla zorlamaya başladık burayı. Bu fazla zorlamak artık buraları kıracağımız anlamına mı geliyor? Daha doğrusunu, detayını sizden dinleyelim. Evet, şimdi orayı ne kadar çok zorlamaya devam edersek orayı zayıflattığımızı söyleyebiliriz teknik anlamda. Ama tabii bunun hacimli olması lazım. Dün hacim iyiydi aslında. Bir önceki günün hacimine göre bir miktar da olsa daha fazla bir hacim vardı. Dolayısıyla orayı gerçekten ciddi zorlamaya başladık. Orada da biliyorsunuz 1468, 69, 67 o seviyelere zaten hep gidebiliyoruz aslında. Sorun hep bahsettiğim 1462 evet. Üzeri bir kapanışı özellikle yapmıyoruz. Fakat piyasadaki olumlu hava da dikkate alındığında zaten hani olumlu mali tablolar ve ucuzluğumuz da dikkate alındığında sanki buranın artık bu kez 1462 üzeri kapanış gerçekleştireceğimiz yönünde bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. İhtimal kuvvetli. Eğer bunu gerçekleştirirsek, başarırsak ki birkaç günde üzerinde kalmak lazım. Filtre kuralı dediğimiz bir kural vardır teknik analizde. Yani sadece herkes orayı beklediği için tek bir günlük kırılıma da bakmamak lazım. Buna da dikkatli olmak lazım. Birkaç gün 1462 üzerinde kapanışı yaparsak da yukarıda 1470, 1512'ye kadar ondan sonra önümüzde hiçbir engel yok. Devamında da 1525 seviyeleri rahatlıkla test edilebilir. Eğer başaramazsak yine bu kadar zorlamamıza rağmen aşağıda 1450, 1435 ve 1400'e kadar uzanan bir destek silsilesinin olduğunu söyleyebilirim. Hocam endişeler şu, şimdi dediğiniz de çok doğru. Yani bir destek seviyesini ya da bir direnç seviyesini ne kadar çok dener ve aşındırırsak kırmaya o kadar yaklaşırız. Ama ben şu endişeleri dinliyorum yatırımcılardan. Ya iki günlük, üç günlük kapanış arayacağız da ya bu arada böyle pırırı hakikaten böyle derler ya hani endekste kağıtlarda çize çize götürmek diye böyle endeksi çok hızlı götürürlerse ve biz de hiçbir şey alamadan arkasından bakarsak diye endişe ediyoruz, korkuyoruz gibi sorular var. Bunlar nasıl önlem almalı? Yok, biz birkaç günden bahsettiğim için devamında ben böyle çok hemen sert bir yükseliş... İki günde de olacak iş değil diyorsunuz yani. Ya iyi fiyatlardan evet böyle yani iyi maliyetlenemeyeceğimiz fiyatlara doğru gideceğini düşünmüyorum. Orada sadece oturmamız lazım birkaç gün, o çok fazla değil. Ondan sonra yeniden elimizdeki hisse senedi portföyünü arttırabiliriz. Peki hocam aslında şunu da sormak istiyorum sizlere. Diğer taraftan tabii piyasalar Jackson'u bekliyor. Dolar endeksi 93 seviyesinin altına indi. An itibariyle kurda da tekrardan aslında bir bant oluşturduk gibi bir görüntü oldu. 8.30'dan başlattık hareketi yukarı doğru. Sonra kademeli olarak tekrar iniyoruz. 8.41 seviyesindeyiz. TL'de de bir değer kazancı var. Peki kurdaki bu geri çekilme nereye kadar olabilir? Daha doğrusu daha da devam eder mi? Asıl mesele bu. Olursa da bunun borsaya olumlu ya da olumsuz bir yansıması da olur mu? Aslında bir hem dolar hem de dolar yorumu alayım sizden. Hem de bir Borsa İstanbul ve dolar korelasyonu yorumu da alalım.
Tamam. O korelasyonun zaten genel olarak ters olduğunu biliyoruz. Şimdi Jackson Hole konuşması önemli. Jackson Hole'daki toplantı önemli, oradaki konuşmalar. Hani bir genel bir politika değişikliği olacak mı olmayacak mı, ama bir politika değişikliği olması beklenmiyor. Bazı mesajlar verilecek olsa da. Bu nedenle şu anda biliyorsunuz dolar endeksindeki düşüş devam ediyor. Şey tarafında, Türkiye tarafında da bu IMF'nin 656 milyarlık SDR'ı tahsisin yapıldığını açıkladı. Bize de 6.3 milyar gibi bir para düşecek. Düştüm. Dün 20 milyar dolar civarında da biliyorsunuz gelir beklemeye devam ediyoruz. Bu şartlar altında doların bir miktar kısa vadeli gerilemesi doğal. O yüzden teknik olarak baktığımızda ben bu düşüşün biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadeli tabii konuşuyoruz. 8,38 destek, devamında 8,29'a kadar düşebilir. Burası çok önemli. 8,29'un altında en kötü senaryonun 8 olacağını düşünüyorum, ama bunu dediğim gibi çok kötü senaryo olarak düşünüyorum. Normalinde düşerse kısa vadede 8,38, 8,29 seviyeleri aşağıda izlenebilir. Eğer o Jackson Hole konuşmasından farklı sonuçlar çıkarsa, politika değişikliği vesaire, o takdirde de yukarıda bizi dolar endeksi dolar TL kurunda önce 8.45 kısa vadeli direnci, devamında da 8.50 ve 8.58 seviyeleri bekliyor. Üzerinde sert hareketler görebiliriz. Peki hocam, bununla birlikte aslında sıkça soru alıyorum. Şimdi son zamanlarda gram altın yatırımcısını ilk kur vurdu, sonra kur yukarı gitti. İkinci parti de ons'tan geldi. O yüzden hani biri düşüp biri çıkınca gram altın sabit kalıyor malum. Yani ikisinin aynı anda düşmesi ya da çıkması lazım ki fiyat tam anlamıyla bir alım seviyesine gelsin ya da işte yukarı çıkabilsin. Şimdi tam tersi bir durum oldu. Şimdi hem ons tarafına bakıyorum, 1800 dolardayız. Ons da burada gram altını besliyor. 488 lira seviyesine gram altın. Çünkü kur geri geliyor. Allah'tan ons 1800 doların üzerine gitti ki gram altın yatırımcısının kalbine inmedi. İkisi de bir arada geri çekilmiş olsaydı çok daha aşağıdaki seviyeleri görebilirdik. Hocam, öncelikle size özel bir sorum var. Sıkça tartışmalar var. Gram altın teknik analizi yapılmaz diyorlar. Bir profesör doktor Yusuf Kaderli olarak ne diyorsunuz? Gram altın teknik analizi yapılır mı? Sonrasında da bir teknik yorum almak isterim tabii ki sizden ons altın ve gram altın için. Hiçbir birisi olan her varlığa teknik analiz yapılabilir. Yapılır kendi diyorsunuz. Evet, yani geçmiş fiyat verisi olan her varlığa uygulayabilirsiniz. Teknik analizin güzelliği burada. Sadece hisse senedi piyasasına ya da işte döviz piyasasına özgü değil. Eğer bir şeyin geçmiş fiyat hareketleri varsa ve biz bunu grafikte görebiliyorsak, ona teknik analiz yapılabilir. Bir kere ona ben katılmıyorum. Yani teknik analizi yapılmaz. Tamam, etkileyen iki tane faktör var ama sonuçta onun bir grafiğe yansımasını biz ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ama biz burada iki faktörü de dikkate almamız lazım. Dediğim gibi kısa vadede dolarda hafif bir geri çekilme olabilir dediğim seviyelere doğru. Fakat diğer yandan da ons altın özellikle biliyorsunuz Fed Kaplan'ın açıklaması vardı. Hani pandemi böyle devam ederse genişlemeci politikalara devam etmemiz lazım. Faiz arttırım süreci de böyle bir durumda biraz daha ötelenebilir bir miktar daha. Tabii bundan dolayı ons altında tekrar 200 günlük hareketli ortalamayı zorluyor. Gram altın yatırımcısı için iyi haber, ama hani bunun gerçekten iyi haber olması için 200 günlük hareketli ortalama 1810 seviyesinden geçiyor. Eğer 1810 seviyesinin üzerinde yine kalıcılık olursa, birkaç gün iyi bir kapanış yaparsak ons altında, dolardaki geri çekilme hafif olacağı için 200 günlük hareketlinin ortalamanın üstüne atan bir ons altın hızla kendisini 1835-1850 dolar seviyelerinde bulacaktır. Bu da gram altının yatırımcısının yüzünü güldürebilir diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi temettü yatırımcılığı kısmına geleceğim ama gelmeden aslında ben size bir petrol de sorsam. Şimdi niye? Biz hep şunu konuşuyoruz, biliyorsunuz hani petrolle dünya endeksleri arasındaki korelasyondan. Çünkü sonuçta petrolü fiyatına oluşan iki unsur var. Bir talep, bir arz. Yeri geliyor talep unsurlu petrol fiyatlarına dalgalanma görüyoruz. Yeri geliyor arz unsurlu. Doğal olarak şimdi ülkelerde talep oldukça petrol fiyatları yukarı gidiyor. Talep demek şirketlerin üretiyor olması demek. Şirketlerin üretiyor olması ve bu üretimleri de zaten arttırıyor olması demek şirket karlılığının arttığı anlamına geliyor. Bu da hisse fiyatlarını etkiliyor. Aslında mantık çok düz. Ama petrol fiyatlarındaki bu aralar, yaşanan sallantı, bu düzeltme hareketi endeksler için sizin için bir risk unsuru oluşturuyor mu? Yani siz mesela Borsa İstanbul'u ya da dünyadaki bir endeksi takip ederken illa petrol fiyatlarını takip ediyor musunuz? Yatırımcılar etmeli mi daha doğrusu?
Tabii ki yani petrol fiyatları ve petrol kullanımı arasında çok sık ilişki var. Gerçekten çarkların döndüğüne dair en önemli göstergelerden bir tanesi petrol talebi. Tabii ki takip ediyoruz ama şu anda petrolde gelen teknik seviye sadece bir düzeltmeden ibaret. Teknik olarak baktığımızda bu yaklaşık 10-18 dolar seviyesinden başlattığı hareketin 75'e kadar devam ettiği bir ana trendimiz söz konusu. Ve biz bu ana trend çizgisine gerilemiş durumdayız. Oradan da biliyorsunuz sert bir tepki aldı dün. Bugün de o tepki devam ediyor. Dolayısıyla bir düzeltme hareketi olarak kaldığı sürece ben bir risk unsuru görmüyorum şu anda. Buradan alması gereken tepkiyi almış görünüyor. Ama bu ana trend kırılırsa elbette o zaman farklı şeyleri konuşabiliriz. Fakat bu ana trendin üzerinde kaldığı sürece petroldeki hareketi tehlikeli bir hareket görmemeliyiz. Sadece bir düzeltme hareketi, teknik bir düzeltme hareketi. Zaten hani uzun süreden beri ciddi bir yükseliş trendi var biliyorsunuz. Onun bir düzeltme hareketi olarak görmeliyiz şu anda, şimdilik. Peki hocam, buradan dönelim o zaman şimdi bizim bugünkü konumuza, temettü yatırımcılığını. Şimdi soracağım çok soru var, inşallah vaktimde yeter hatta, o kadar çok soru soracağım ki dermiş. Hocam şundan bahsedelim, bizim ülkemizde tabii ki şimdi verileri alıyoruz birçok yerde, işte MKK'da zaten bize verileri, her şey şeffaf. Bu şeffaflık çerçevesinde baktığımızda aslında Türkiye'de yatırımcıların hisseleri elinde tutma süreleri çok kısa. Yani biz hakikaten al satı seven, kısa yoldan zengin olmayı seven, daha trade etmeyi seven, daha adrenalin seven demek ki bir kültürel bir toplumuz. Yani çünkü her toplumun da yatırım stratejisi biliyorsunuz birbirinden farklı. Ama temettü yatırımcılığı konusu deyince aslında orada bir durup düşünmek lazım. Belki de hata bizde, bizlerde. Biz bunu yani bu piyasada, televizyonlarda, siz eğitimlerde çok net bir şekilde aktarıyorsunuz ama belki de çok iyi tanıtamadık, insanlara anlatamadık, yatırımcılara öğretemedik. O yüzden bugün benim için çok özel, temettü yatırımcılığını bilmeyenler için, bununla ilgili soruları olanlar için benim için özel bir yayın olacak. O nedenle temettü yatırımcılığı nedir? Bu bir emeklilik midir? Bir nedir, ne değildir? Onunla başlayalım. Sorularımı ondan sonra yönelteceğim zaten. Temettü yatırımcılığı ile temettü emekliliği arasında çok küçük nüanslar var. Onun üzerinde duracağım. Onun da üzerine çok duralım. Tabii duralım. Öncelikle hani hep temettü diyoruz. Temettü nedir? Onu da ondan başlamak lazım. Burada temettü firmaların yıllık karlarından ortaklarına ödediği kar payıdır. Ve bu kar payı da vergiye tabidir. Bunu bilmeyen birçok yatırımcı bile var. %15 stopaja tabidir. Bunun bir tek istisnası gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüdür. Evet. Bunu da bilmekte fayda var temettü yatırımcısı olurken. Diğer tüm sektörlerdeki şirketlerin temettüsünü aldığınızda %15 vergi ödersiniz. Ama gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin temettüsünü aldığınızda hiç vergi ödemezsiniz. Temettü ödeme günü bir fiyat düzeltmesi vardır. Bu da sürpriz olmasın özellikle. 10 liradan aldığınız bir hisse senedi hisse başına 1 lira temettü kar payı ödeyecekse yatırımcısına, temettü günü sabah açılışta referans fiyat 9 lira olur. 10-1. Şirketten hisse başına 1 TL nakit çıktığı için doğal olarak şirketin piyasa değerinin de o kadar azalması gerekir. O yüzden de bir fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya kalırsınız. İşte birçok yatırımcı burada işte ya eğer fiyat düşecekse, öyle bir düzeltme olacaksa neden yapıyoruz? Temettü yatırımcılığına başlayacaksanız bir kere önce buradan başlamalıyız. Böyle düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü burada siz ortaklık oranınızı değiştirmeden bir miktar nakdi kenara çıkarmış oluyorsunuz. O kenara çıkardığınız nakitle yeniden hisse senedi aldığınızda önceki durumunuza göre ortaklık oranınızı da arttırmış olursunuz böyle düşünürseniz. Bu uzun vadeli, oldukça uzun vadeli bir süreç. Çünkü şöyle yapan yatırımcılar var, bu temettü yatırımcılığı değil. İşte temettü ödeme gününden bir gün önce alayım, ondan sonra da birkaç gün içerisinde temettümü aldıktan sonra satayım, oradaki dönemden yararlanayım. Bu temettü yatırımcılığı değil. Peki nedir temettü yatırımcılığı? Temettü yatırımcılığı istikrarlı temettü ödeyen şirketler araştırılarak bunlardan birkaçından uzun süreli bir portföy oluşturulması ve yıllarca bu hisse senetlerini biriktirerek, hatta her yıl elde ettikleri temettüleri de yine aynı hisse senedine yatırarak portföyün büyütülmesi ve portföy büyüdükçe de temettü kazançlarının katlanarak arttırılması olarak tanımlanabilir. Bunu uzun süreli yaptığınızda adı temettü yatırımcılığı olur. Emekli oluncaya kadar yaptığınızda da aktif bir çalışma hayatınız var. Oradan gelen gelirle bunu yapıyorsunuz. Bunu emekli oluncaya kadar devam ettirirseniz de adına temettü emekliliği deniyor. Yani iş yerinden aldığınız o büyük tazminatın yanı sıra buradan da çok ciddi bir büyük portföyle işin sonunda ödülünüzü alabilirsiniz. Peki temettü yatırımcılığına
başlamadan önce neler yapılması gerekiyor? Onları söyleyeyim mi yoksa sorulara bağlı olarak mı konuşalım? Ne hocam diyorsunuz? İsterseniz önce birazcık sorulara bakalım. Yine sizin arada ekleyecekleriniz olabilir mesela. Güzel sorular geldi. Hatta ben bir tanesini alayım. Hoşuma giden bir soru var. Diyor ki hocam izleyenimiz, uzun dönem için alacağımız hisselerin her yıl temettü vermeleri garanti edilebilir mi? Yani ben bunun garantisini mesela nasıl bulabilirim? Her yıl temettü vereceğini nasıl garanti edebilirim diye soruyor. Aslında çok da güzel ve mantıklı bir soru. Çünkü ben bu hisseyi temettüsü için alıyorum. Öyle değil mi? Evet. Şimdi teknik olarak böyle bir garanti söz konusu değil. Yani bir kere onu bilmek lazım. Hisse senet şirketler her yıl yatırımcısına kesin temettü verecek diye bir kural, kaide ya da böyle bir yasa söz konusu değil. Fakat tabii böyle bir şey söz konusu değil diye de temettü yatırımcılığı yapmamak da akıl kârı değil. Neden? Biz analizlerimizi yaparken geleceğe dönük olarak geçmiş geleceğin aynasıdır varsayımından yararlanırız. O yüzden biz şirketlerin geçmişte temettüyle ilgili davranışları ne yapabiliriz? Analiz edebiliriz. Görebiliriz ki temettü yatırımcılığının başlangıç noktası da buradan başlar. Yani öncelikle temettü yatırımcılığı yapmayı düşündüğüm ya da yapabileceğim şirketleri araştırırım. Neye bakarım ilk olarak? Bunun geçmişteki temettü istikrarına bakarım. Hani gelecekte vereceğinin bir garantisi yok ama geçmişte bunu istikrarlı olarak vermesi gelecekte de yine aynı şekilde davranacağı ihtimalini güçlendirir. Yani hiç ihtimalsiz ne olacak acaba, verir mi vermez mi gibi düşüncelerle bu yola çıkmaktansa geçmişte düzenli olarak istikrarlı temettü ödeyen şirketleri bulduğunuzda bu garanti olmaz ama olasılığınızı arttırırsınız. Yani gelecekte düzenli temettü alacağınıza dair olasılığı arttırmış olursunuz temettü yatırımcılığında. Peki bir sorum daha var. O soruyla devam edelim. Sonra benim kendi sorularım da olacak tabii ki. Yine izleyenlerden gelen bir soru var. Hatta demiş ki hocam evet konu 10 numara 5 yıldız. Peki temettü hisselerine birikim yaparken alım zamanlaması nasıl olmalıdır? Tabii bu çok uzun bir süreç ve bu periyodik olması gerekiyor. Ve özellikle biliyorsunuz bizim Türkiye'de gelirler aylık. Aylık gelirler olduğu için her ay gelirin bir kısmı, ayrılabilecek olan bir kısmı zorlama yapmadan, diğer bütçeyi zorlamadan. Çünkü dediğimiz gibi hisse senedini yatıracağınız paranın mümkün mertebe ihtiyacınız olmayan bir para olması lazım. Bunu aylık olarak yatırmamız gerekiyor. Yani zamanlaması böyle. Eğer hiçbir analiz yöntemi bilmiyorsanız maaşınız geldiğinde bu çok uzun bir süreç olacağı için, hani 10 yıllar 15 yıllar söz konusu olacağı için orada hisse senedinin fiyatı çok fazla bir önem arz etmiyor. Analiz yöntemi bilmiyorsanız geliriniz geldiğinde her ay oradan ayırdığınız parayla düzenli olarak fiyat ne olursa olsun almaya devam edebilirsiniz. Ama bunun hani bir derece daha güzeli analiz yöntemleri biliyor olmanız lazım. Eğer şöyle düşünün, hani geliriniz geldi, tamam yatıracağınız gelir ama teknik analizde biliyorsunuz teknik seviye olarak da o dönemde çok sert bir yükseliş yaşamış. O geliri kenara koyup bir miktar yükselişin realizasyonunun gelmesini bekleyip aldığınızda bir derece daha avantajlı alım yapmış olursunuz. Ama bilmiyorsanız dediğim gibi bunun da çok önemi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki tam da bunun üzerine aslında bir sorumuz daha var. Onu da almak istiyorum. Çünkü bu konuyla çok ilişkili. Şimdi hani dedik ya ne zaman almak lazım? İşte her ay paramı ayırmak lazım diye. Soru da aslında şu. Böyle bir duyum var çünkü temettü yatırımcılığı konusunda. Her ayın son işlem günü alım yapmak doğru bir strateji midir temettü yatırımı için demiş. İlla her ayın son işlem günü mü almak lazım hocam? Hayır. Yani bu hani... Hani bununla ilgili yapılmış böyle bir bilimsel kanıt, bilimsel çalışma yok. Yani ayın ortasında almakla, ayın 20. gününde almakla, ayın sonunda almak arasında bunun çalışılması gereken bir şey bu. Hani çok ciddi, eğer zamanımız kısıtlı olsaydı, bu bir temettü yatırımcılığı olmasaydı, kısa vadeli stratejiler içerisinde belki böyle bir şey düşünebilir ama biz 15-20 yıllık bir süreçten söz ettiğimizde her ayın son günü almak bizde çok büyük bir fark yaratacaktır portföyde. Çok iddialı bir cümle olur böyle bir şey. Peki hocam, yani buna yapılmış aslında diyorsunuz profesyonel bir çalışma yok. Serdar Bey'den güzel bir soru var. Ta geçen haftadan sormuştu bana. Ben de Serdar Bey'e dedim ki unutturmayın bana, bir hafta var daha. Ben unuturum çünkü dedim. Şimdi yazmış Perihan Hanım, hatırlatıyorum ne olur sorumu sorun diye. Soru çok güzel. Temettü yatırımcılığı hisselerinde, şimdi ben bir portföy oluşturdum diyelim ki. Temettü yatırımcılığı hisselerinde aynı zamanda swing trade, yani ben bunu Türkçeleştireceğim. Al sat yapılabilir mi? Ve bunun her sene belirli bir zaman sağlığı var mı?
belli dönemleri, belli ayları gibi temettü öncesi al sonrası sat gibi bir strateji kurmak mantıklı mı? Yani böyle al unut mu, yoksa temettü hisselerinde arada al sat yapmak lazım mı hocam? Şöyle, temettüyü al ondan sonra sat şeklinde olmaması gerektiğini söylemiştim. Bu istikrarı bozar, sizin de istikrarınızı bozar. Buna katılmıyorum ama şöyle 15-20 yıllık bir süreci düşündüğümüzde ben özellikle o hisse senedini temettü yatırımcılığında mutlaka karar verdiğimiz hisse senedini taşımamız gerektiğini düşünüyorum ama biliyorsunuz ana trend kırılımı diye bir şey var. Yani uzun süredir devam eden bir ana trend bizim taşıdığımız hissede bir gerçek kırılım gerçekleştirirse bu fiyatın düşeceği anlamına gelir. Hani o takdirde elimizdeki hisse senedini geçici olarak satıp aşağıda uygun bir yerden zaten temettüleriyle biriktirmişiz. Her sene temettüsünü almışız. Güzel de temettü veriyor. Elimizdeki sayıyı da arttırmışız. Ana trend kırılımında ama sadece öbür türlü trade'e girer. Ve trade dediğim gibi bir gün elinizden hisse senedini kaçırmanıza neden olabilir. Kaptırmanıza neden olabilir kısa vadede. Ama bir ana trend kırılımı söz konusu olduğunda ben temettü yatırımcılığı yapanlara öneriyorum bunu. Aşağıya bir ana trend kırılımı söz konusu olduğunda biriktirdiğiniz hisse senetleri satıp kesinlikle başka bir hisse almadan fiyat aşağıya geriledikten sonra uygun bir seviyeye geriledikten sonra kaldığımız yerden yola devam etme şeklinde bir yatırım yapılabilir. Ama hani bunda da kendinize güvenmiyorsanız, dediğim gibi bilginiz yoksa, analiz bilginiz bunları anlayacak düzeyde hissetmiyorsanız kesinlikle böyle bir şey yapmak, alsat yapmak tehlikeli. Çünkü dediğim gibi bir istikrarınızı bozar. Orada düzenlilik, istikrar esastır temettü yatırımcılığında. Bunları yapmaya kalktığınız zaman o disiplin ortadan kalkar. Eğer düzenli yapmaya kalktığınızda. Benim bahsettiğim şey 2 yılda bir belki de yapacağınız bir şey. Öyle ama günlük alayım dışında satayım, elimdeki temettü hissesini dakikada bir döndüreyim, kademede döndüreyim gibi bir şey kesinlikle yok. Zaten elden kaçar. O zaman temettü yatırımcısı değil, trader olursunuz diyorsunuz. Tabii ki o disiplini de bozar. Yani temettü yatırımcından alacağınız maksimum verim ortadan ciddi bir biçimde kaybolmuş olur. O yüzden yatırımcılara böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Oh, çok çok güzel sorular geliyor hocam. Az önce bir konuya değinmiştiniz ya, %15 stopaj var diye. Ercan Bey'in bir sorusu var. Hocam %15 stopaj var demişti. Bu bedel hesaba yatarken mi kesiliyor, yoksa hesaba yattıktan sonra biz manuel olarak mı ödüyoruz diye soruyor. Hayır, hesaba yatmadan önce, yani şirketin kasasından diyelim %100 temettü ödeyeceğini açıkladı bir şirket. %100 temettü demek hisse başına 1 TL ödeyeceği anlamına geliyor şirketin. Buna göre de oranlayabilirsiniz bu arada. %150 derse 1,5 lira, %50 derse 50 kuruş. Açıkladı temettüyü, tarihi de belirledi. O tarihte ten itibaren 2 gün içerisinde şirketin kasasından hisse başına 1 lira çıkıyor. Şirketin kasasından bu size doğru gelirken arada kaynağın içerisinden bir devlet kesintisi, %15 stopaj kesintisi oluyor. Siz hesabınızda parayı 85 kuruş olarak görüyorsunuz. %15'ini kesintili olarak görüyorsunuz. Peki yine güzel bir soru var hocam. Diyor ki Perihan Hanım, temettü verimi yüksek olan hisselere baktık. Şimdi benim bazı size sorularım da olacak hisselerle ilgili. Onu bir son 5 dakikaya bırakacağım. Önden söylemeyelim diye. Hani hocamızın da beğendiği temettü verimi de yüksek olan hisselere çok kişi soruyor. Onu soracağım en son ama. Önce bir soruları cevaplayalım. Diyor ki, ben yatırımcılar için böyle bir çalışma yaptım önden. Biliyorum, biliyorum hocam yani, ama onu en sona bırakalım. Biraz da reytingleri artırayım yahu, yapmayın. Hatta sektörel olarak böyle bir çalışma yaptım. Şahanesiniz. Evet, hemen hemen birçok sektörden temettü yatırımcılığına önerebileceğim o geçmiş araştırmasını yapıp da buraya getirdiğim şirketler var. Birazdan konuşalım. Şahanesiniz hocam. Onu en sona bırakayım o zaman. Peki, aslında şimdi sorunun cevabını alacak o zaman bu izleyenimiz. Ama diyor ki Perihan Hanım, temettü verimi yüksek olan hisselerin çoğunun fiyatına baktım diyor, şişmiş. Neredeyse hepsi tarihi zirvede. Öte yandan ucuz kalmış ama temettü verimi düşük hisseler var. Bu noktada uzun vade hisse seçerken seçimimiz, stratejimiz nasıl olmalı? Yani fiyatı gitmiş ama temettü verimliliği yüksek hisselere mi gitmeliyim? Temettü verimliliği düşük ama fiyatı düşük olan hisse mi seçmeliyim diyor, doğru anladıysam. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Demin de ben hani o aşamaları söyleyecektim. İsterseniz aşamaları da söyleyeyim. Söyleyelim cevap da onun hocam içerisinde olsun. Yani bunu bir sistematik olarak söylemedik. Nereden başlamalı yatırımcı? Yatırımcı öncelikle demin dediğim gibi bu veri programları var biliyorsunuz. Veri programlarında
gerek mobil tarafında gerek bilgisayar tarafında sermaye arttırımı ile ilgili, şirketin sermaye arttırımı ve temettü geçmişi ile ilgili bakabilecekleri istatistikler mevcut. O yüzden bütün programlardan bunu görebilirler. Ne yapacaklar? Firmaların geçmişlerine bakacaklar. Öncelikle arayacağımız şey temettü veriminden ziyade o ilk soran arkadaşımızın kaygısı. Temettü istikrarı. İstikrar. İstikrarlı bir ödeme olması gelecekte de bunların devam edeceği anlamına gelir. Büyük olasılıkla tabii ki. İkinci aşamada tabii ki temettü ödeyen şirketlerin temettü verimliliği önemli. Ki biz bir para yatırdığımızda mümkün mertebe bu paramızın önemli bir kısmını tekrar geriye kısa süre içerisinde alabilelim. Hani aradan yıllar geçtiğinde benim o hisse senedi fiyatlarına, o hisse senedine yatırdığım para aldığım temettülerle beraber biraz maliyeti düşmeli. Hatta mümkünse ilerleyen zamanlarda maliyeti sıfıra inmeli. Şimdi bunlardan da öncelikle bu firmalardan farklı sektörlerden birkaç tanesinden portföy oluşturulması gerekiyor. Hocam bu noktada hemen bir sorum var. Kaç hisse olmalı minimum ya da maksimum portföyümde? Çok hisse olmamalı, onu söyleyeyim ben. Çünkü dediğim gibi çok hisse olduğu zaman yani birinin performansı diğerinin performansına göre çok düşük olabiliyor. Öbürünün güzel performansını almış oluyor. Bunun yerine hani iyi araştırma, seçicilikle benim görüşüm 3-4 hisseyi geçmemeli temettü yatırımcılığında portföyünüzde bulunması gereken hisse senedi sayısı. Devamında bunu farklı sektörlerden oluşturmamız oldukça önem arz ediyor. Bunların birlikte hareket etmemesi için. Portföydeki firmaların her yıl temettülerini arttırmaya devam ediyor olması lazım. Aslında en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Eğer şirket, yani benim belirlediğim, o geçmişe bakarak belirlediğim şirket, ben temettü yatırımcılığı yapmaya başladıktan sonra temettülerini her yıl arttırmaya devam ediyorsa bu çok iyi haber. Çünkü şirketten bir nakit çıkışı demektir temettü. Eğer şirket rahatlıkla o nakit çıkışını gerçekleştiriyorsa, hatta her geçen yıl bunu arttırarak devam ettiriyorsa, biz şirkette işlerin iyi gittiğini çok rahat söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Arttırıyor olması önemli. O istikrar da bizim için önemli olacak. Demin söylemiştik, sert temettü düşüşleri gerçekleşirse eğer, yani istikrarlı bir biçimde artış sağlanırken bir süre sonra bu trend tersine doğru dönerse sonuna kadar o hisse senedine mahkum olacağız diye bir şey yok. Çünkü biz zaten bu istikrardan dolayı aldık. Temettülerini arttırıyor, istikrarlı olarak ödüyor diye aldık ama zamanın ne getireceği belli olmaz. Şirketle ilgili gelişmeler onu temettü ödememeye sevk ederse ya da temettülerde sert düşüşlere sevk ederse o takdirde biz orada ısrar etmeyeceğiz, ısrarcı olmayacağız. Derhal onu portföyden çıkarıp onun yerine daha istikrarlı bir şirkete yöneleceğiz. Hocam şimdi bu temettü emekliliği ve temettü yatırımcılığı arasındaki o çizgi var ya, bu aslında bir o çizgiyi bir tam olarak ayıralım mı? Bir kez daha net anlaşılması için. Şimdi temettü yatırımcılığı aslında bir süreç. Ben yatan temettülerle tekrardan hisse alıp lotumu arttırmaya devam edeceğim ve mümkünse bir yerden sonra maliyetim sıfır olacak. Bu durumda ben temettü yatırımcısıyım. Ama artık maliyetim sıfır olduğunda bir gün temettü emeklisi olup her yıl ya da aylık işte her yıllık çekenler var. Ben görüyorum, çok da özeniyorum. 30 yıl öncesinden yapmış. Şimdi böyle ne bileyim yılda 50 bin lira, yılda 100 bin lira, yılda 200 bin lira temettü çekip kendine bunu bütün bir yıl maaşa bağlayan yatırımcılar var. Şahane, müthiş bir şey. Buna da temettü emeklisi mi diyoruz? O aradaki ince çizgiyi bir çizelim mi isterseniz? Tabii yani yatırımcılığıyla emekliliği arasındaki fark biraz süreç farkı. Başta süreç farkı öncelikle. Yani temettü yatırımcılığını 10 yıl, 15 yıl yapabilirsiniz ama temettü emekliliğini emekli olduğunuz dönemlere ayırmanız lazım. Ha, Türkiye'de biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi emekli maaşlarının yetersizliği konuşuluyor biliyorsunuz. Evet. Herkesin en önemli şikayeti. Ben emekli olduğumda maaşlarım yetmiyor. Buna bir tür hazırlık yapmış oluyorsunuz aslında. Eğer emekli olduğunuz zamana kadar beklerseniz, o birikimle yani 20 yıl, 25 yıl çok büyük zaman doğru bir seçim yaptığınızda, hani ben borsa eğitimlerimde şehirlerde verdiğim borsa eğitimlerime katılanlar çok iyi biliyorlar. Orada önlerine öyle şirketler koyuyorum ki geçmişten böyle rakamsal olarak, matematiksel olarak Türkiye'de bu kadar yüksek enflasyona rağmen enflasyonu kat kat yenen şirketler var temettü yatırımcılığında. O nedenle doğru seçim yaptığınızda ve emekli oluncaya kadar beklediğinizde artık normal gerçek hayatta da emekli maaşı alacağınız döneme kadar beklediğinizde içerideki birikiminiz o kadar yüksek oluyor ve şirket de istikrarlı olarak temettü ödemeye devam ediyor ki siz gerçekten oradan aldığınız o yıllık rakam aya böldüğünüzde, aya paylaştırdığınızda emekli maaşınızın yanında
çok çok ciddi bir gelir olarak kalıyor ve siz de en azından emekli olduğunuz dönemi ondan sonra hayatınızın sonuna kadar refah içerisinde geçirebiliyorsunuz. Aradaki fark bu. Temettü yatırımcısı 10 yıl sonra, 15 yıl sonra böyle bir emeklilik şeyini masaya koymadan ayrılabilir. Ama temettü emeklisi olacağım diyen bir adam, bu konuda istikrarlı bir adam, kesinlikle ve kesinlikle emekli olacağı tarihe kadar sabırlı bir biçimde bunu devam ettirmesi gerekiyor. Peki hocam, gelelim asıl meseleye. Sizin yaptığınız çalışmalar neticesinde tabii ki biz burada hani öneride bulunmuyoruz, yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama temettü verimliliği yüksek. Yani alıp hakikaten çoluğuna çocuğuna kenara atabilecek, birikim yapabilecek birçok kişi vardır. Ne bileyim, ev hanımları var, eşlerinden oradan buradan biliyorsunuz 3-5 kuruş para alıp onlar hep gram altın yapar. Ama niye sadece gram altın yapıyorlar? Bir yandan hisse de biriktirebilirler, portföy yapmış olurlar kendilerine. Belki onlar da bir 20 yıl sonra neden emekli olmasınlar? Onlar için kesinlikle önerebileceğiniz, çalışma yaptığınız güzel sektör ve hisseler var mı? Biraz onları dinleyelim sizden. Tabii ki. Hatta geçen hafta hatırlayın şişe camı konuştuk. Evet, şişe camı konuştuk. Sordunuz temettü emekliliği için uygun mudur? Ben de açtım. Şöyle bir dediğim gibi geçmişine baktım. Ve görünüş itibariyle çok uygun olmadığını söyledim. Ama yatırım yapmak için de hani gerçekten analiz sonuçları çifthaneli rakamlar gideceğini söylemiştim ve gördüğünüz gibi bir haftadır da çok güzel performans gösteriyor. Göstermeye de devam edecek o anlamda ama temettü tarafına gelince ne yazık ki şirketin yüksek temettü ödeme alışkanlığı yok. Temettü verimi inanılmaz derecede düşük. O yüzden ben metodolojiden çok kısa bahsedeyim. Ne yaptım? Yatırımcılarla biz bugün yatırımcılara faydamız dokunacağı için geçtim. BIST 100'ü tercih ettim bu arada. 450 tane şirket var. Mümkün değil de hepsine bakmak. BIST 100'ün içerisinde oturdum tek tek temettü geçmişine baktım, temettü istikrarına baktım. İstikrarlı olanları ayırdım. Dediğim gibi geçmiş geleceğin aynısı. İstikrarlı olarak ödemişse ödemeye de çok büyük olasılıkla devam edecek. Bunlar içerisinde de sadece istikrarı ön plana koymadım. Nispeten temettü verimliliği diğerlerine göre yüksek olanları tercih ettim. Ve bir sınıflandırma yaptım. Arzu ederseniz bahsedeyim ondan. Gıda sektöründe gördüğüm kadarıyla BIST 100'ün içerisinde Anadolu Efes, Coca-Cola, Petun ve Pınar Süt, özellikle bunlar içerisinde geçmişe de bakıldığında Petun ve Pınar Süt'e temettü yatırımcılığı yapan kişilerin 5 yıl, 6 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde yatırdığı parayı amorti ettiğini ve hisse senetlerinin artık kendisine bedavaya geldiğini, maliyetinin sıfırlandığını söyleyebilirim. Bundan sonra da böyle bir potansiyel taşıdığını da söyleyebilirim ödemiş olduğu temettüler itibariyle. Beyaz eşya sektöründe ön plana bu konuda Arçelik ve Vestel çıkıyor. Otomotiv sektöründe Tofaş Oto, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv'i görüyoruz. Hem temettü ödeme istikrarı hem de ödediği temettülerin tutarı oranı açısından. Çimento sektöründe ise özellikle belirgin iki tane hissenin olduğunu söyleyebilirim BIST 100'ün içerisinde. Bunlardan bir tanesi Çimsa. Çok büyük, önemli bir çimento şirketi. Diğeri ise Oyak Çimento. O da biliyorsunuz Oyak'ın tüm çimento şirketlerini birleştirdiği yeni şirketi. Demir çelik sektöründe Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik ön planda. Bunlar kesinlikle hala temel taş olduğu için biliyorsunuz, yapının temel taşı olduğu için önerebileceğim temettü emekliliği hisseleri. Kimya sektöründe 3 tane hisse ön plana çıkıyor. Bunlardan başta Aksa Akrilik geliyor. Biliyorsunuz sektörün çok önemli oyuncularından, dünyada önemli oyuncularından bir tanesi. Sonrasında Alkim ve Aygaz'ı görüyoruz kimya tarafında. Perakende tarafında kesinlikle diğerleriyle kıyasladığımızda açık ara farkla BİM geldiğini söyleyebiliriz uzun vadeli. Gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında da zaten biliyorsunuz vergi ödemiyorsunuz söylemiştim. Ama o kadar çok gayrimenkul yatırım ortaklığı içerisinde ciddi nakit zengini ve bunu da yatırımcısıyla paylaşmaktan çekinmeyen bir şirket var. Alarko Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ben de kendim 3 yıldan beri düzenli olarak temettülerini alıyorum. Ve dediğim gibi vergi muafiyeti istisnası da var. Ulaştırma tarafında TAV'ı görüyoruz. Ne yazık ki hava yolları şirketlerinde temettüye dair geçmişte çok böyle yatırımcıyı sevindiren gelişmeler yok. Ama TAV öyle değil. TAV bunun tersi. Yatırımcısını bu anlamda güldürüyor. Biliyorsunuz geleceğin enerji sektörünün, elektrik sektörünün önemli olduğunu konuşmuştuk daha önce. Oraya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki 5-10 yıl sonrayı da görmek lazım. Burada tabii enerji dağıtım şirketleri de ön planda.
Ve bunun en güçlüsü Energisa. Şöyle bir baktığım zaman bana sorarsanız fiyat itibariyle ve yavaş yavaş temettüleri de arttırmaya başlaması, bilançolarının gittikçe daha iyiye gitmesi ve gelecekte daha iyiye gidecek olması sebebiyle iyi bir enerji sektörü temettü hissesi olarak karşımıza çıkabilir. Bilişim tarafında biliyorsunuz dünyadaki çok çok önemli birçok markanın Türkiye distribütörü olan İndes'i görüyorum. Ve sigorta tarafında da Aksigorta'nın bir temettü yatırımcılığı şirketi olabileceğini düşünüyorum yaptığım araştırmalar sonucunda. Hocam ne kadar teşekkür etsem az. Çok güzel mesajlar aldım. Program çok verimli geçti. Daha da çok soru geldi. Ama inşallah tekrar bu yayınların devamını zaten her salı Yusuf Kaderli hocamızla yapacağız. İki kısa notum var. Bir, böyle konuşmamızı istediğiniz özel konular varsa sevgili Yusuf Hoca'ya bana mutlaka yazın. Biz burada keyifle her salı sizlere farklı farklı yeni konular açıp masaya yatırmak isteriz. İki, Murat Bey'in bir notuyla bitirmek istiyorum. Der ki çok güzel bir yayın oldu, teşekkür ederiz der. Biz de teşekkür ederiz sevgili Murat Bey. Ben Tüpraş'ı 8 yıldır biriktiriyorum. Her ay her fiyattan aldım. Temettüleri hisseye çevirdim. Şu an maliyetim 39.16 TL. Umarım bir gün o maliyeti sıfıra çekiyor olacağım. Sonra da onu oğluma virman yapacağım saygılarımla demiş. İşte işin özeti bu diyelim. Bu güzel aslında nasıl diyeyim notla da bitirmiş olalım. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yatırımcıların merak ettiği konuları sizin dediğiniz gibi yazsınlar. Biz onlara faydalı olmak için bu programları yapıyoruz. Onlar için buradayız. Haklısınız. Evet, en çok gelen sorularla, konularla ilgili yayınlarımızı yapmaya devam edelim sizlerle. Çok sağ olun hocam. Haftaya salı tekrardan sözleşelim hocam. Şimdilik isterseniz veda edelim. Kripto paraya geçeceğiz çünkü. Haftaya salı günü Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamız tekrardan bizlerle olacak.